yapıyoruz? İşte kızlar erkekler olarak ayrılalım. He? Ya bowling erkek oyunu. Bunu neyin anlamıyoruz ya? Ben size peş peş söyleyeyim he. Peşin peşin yenilirsiniz. Ne alakası var Arap ya? Ay ne alaka anlamadım. Konsantre isteyen bir oyun işte yani. Arap sen hayırdır ya? Bugün sabahtan beri ne kadar çok kadın erkek ayrımcılığı yaptın? Ya sadece ben mi yaptım ya Allah Allah? Zeyna. Ne? Düşündüğümüz için öyle diyoruz. Ay sevsinler sizin pozitif ayrımcılığınızı ya. Kızlar erkekler karşı karşıya. Hı? Hadi bakalım. Yaşa Duru. Çekil. Bodri meydan buyur. Hadi bakalım Zeyno. Tamam bırak bir şey olmamıştır ya. İyi misin? Ambulans hastaneye gidelim. Ya Şahriten abartmasana ya. Geçti ya Allah Allah. Ne oldu ne oldu he? İşte mesele tam da bu. Seni gebertirim ya, ha. Ne gebertirsin? Bir lafımı bitirin ya Allah Allah. Neyi gebertiyorsun? Yani bir erkeğin başına yeseydi parmağı sıçmam. De kuş kadar parmağım var ya. Bu kadar çılgatmana gerek yok. Ne alakası var? Doğal bir tepki bu Arap yani. Kız erkek olmakla ne alakası var? Ya biz erkekler vallahi kaybetmeyiz. Ben size söyleyeyim. Ama durma canım ya. Şey ha. Arap. He. Aga hareketlere bak. Çok rahat. Çok profesyonel. Gerçekten çok profesyonel. Nesrin, oğlan buranın konumunu verdi değil mi ya? Evet ama niye burası ya? Bunlar bir kavgaya falan mı karıştılar acaba? Bak şimdi. Ah ya. Burası bizim bilardo salonu. Bir maç daha, bu defa seyircili. Hadi. Var mı boş masa? Nesrin, Çağrı bizi yanlış anladı. Bizden olmaz, ben sana söyleyeyim. Biliyorum Önder'cim, çocuk işte. İşte çocuk istiyor, annesini babasını bir arada görmek istiyor da işte. Ama Çağrı bunu tam kabullenmişti. Tam kabullendi, senin Derya üzerinden yaptıklarında sen ittin onu buna. Ay. Ben sana söyleyeyim. Hakikaten bir kere daha söylüyorum. Bak bizden olmaz. Biz arkadaş kalalım en iyisi. Hayatım, ben anlıyorum. Sen niye ikinci defa söylüyorsun, tamam? Ayrıca ben sana hak da veriyorum. Yani evet, çocuklar anne babalarını bir arada mutlu görmek istiyorlar. Yani öyle evlenmeye de gerek yok evli kalmalarına. Arkadaş olsalar yeter. Yani, değil mi? Hadi mi? Başlamayalım mı ya? Başlayalım. Buyurun efendim. Lütfen buyurun, siz başlayın. Yalnız geçmişte olduğu gibi
şey yapacaksan eğer, ağlayıp böyle ıstakaya atacaksan o iş olmaz. Kim, ben mi? Benim çok iyi oynadım biliyorsun bir kere. Ay bir de böyle rakibinin moralini bozmaya çalışmalar falan hiç yakışmıyor. Buyurun efendim. Evet, masada görüşelim. Buyurun. Ha, ben açayım. Evet, lütfen. Pekala. Bol şans. Ah, çok ihtiyacın olacak. Çok teşekkür ederim. Yani ilk defa uzun zaman sonra bir aradayken bu kadar mutlular. Ben bir arada bile göremiyorum. Hatta uzun zamandır babamı bile göremiyorum. Yani gerçi görsem ne olacak da. Ya yok, üzülmüyorum. Vallahi bak, gerçekten üzülmüyorum. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Aksine daha mutluyum böyle. Ya herkes nasıl mutlu olacaksa öyle yaşasın. Ya bir arada olup böyle mutsuz olacaklarını, sürekli kavga edeceklerini, böylesi daha iyi. Bak, böyle ayrıyken de anlaşıyorlar ne güzel, iyi geçiniyorlar. Bence çok şanslısın. Benim en büyük şansım sensin. Yapsın da pardon. Ama böyle üzülüp de ıstakayı falan yere atacaksa çocuklar bize bakıyor. Ben uyarayım da. Daha yeni başladık ya. Sen niye böyle bir kazanmış edalarıyla? Allah Allah. Buyurun. Dur, 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 dur. Ne? Dur bir saniye. Ah. Geliyor. Mücadele veriyorum küçük hanım ve ailemin bütünlüğünü bozacak herhangi bir şey ya da herhangi birinin de gözünün yaşına bakmadan harcarım. Bence oğlumla benim arama girme. Sakın. Bu da benim sana ilk ve son uyarım. Tamam? Ay. Merhaba Çağrı. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın Zeyno'cum? Şu an bayramlaşıyor muyuz biz? Ne alaka? Sen iyi misin? İyiyim. Sen? Yok. Yok, bir sorun var. Ben geliyorum. Yok, 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 yok. Gelme. Şey, ya evde durumlar biraz gergin. Bilal abiyle annemin arası bozuk gibi. Bozuk derken şimdi ne kadar bozuk? Hani böyle tamir edilecek gibi mi yoksa hurdacılık mı? Yoksa bu esprimden daha mı kötü? Ha şöyle ya, şöyle güldüğünü göreyim. Gülüşünü bile özlemişim ya. Ben seni çok özledim, niye görüşmüyoruz? Ben de seni çok özledim. Tamam, o zaman ben geleyim. Ya da sen gelsen daha iyi aslında. Benim bir tık yardımına ihtiyacım var. Ne konuda? Ya biz galiba anneme biraz fazla umut verdik. Derya ablayla Kenan amcanın muhabbeti çıkınca... ben şu an nasıl toparlasam, kadına ne desem bilmiyorum. Bence direkt söyle ya. Koskoca kadın zaten. Annen senin düşündüğün kadar çaresiz birisi değil. Bir saniye, bu ne demek şimdi? Benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle bir tane. Çağrı. Kuzum. Baban gelecek birazdan. Bana mutfakta yardım eder misin? Sen Zeyno'yla mı konuşuyorsun? Pardon. Zeyno. Nasılsın? Kuzum. Gelmiyorsun, gitmiyorsun. Bana bak. Vallahi benim oğlumu üzersen, ihmal edersen külahları değişirsin. Abartma sen. Abartırım. Ay kusura bakma, anneyim ben ya. Benim paşamı mutlu edeni el üstünde taşırım, mutsuz edene de hesabını sorarım. Paşam nereden çıktı şimdi, ben anlamadım. Senin için Hürrem Sultan mı kaçtı? Ne bu anne, o saçmalığı falan. Ya ne yapıyorsun sen şu anda? Prova yapıyorum oğlum. Hani yarın öbür gün sen evlendiğin zaman filan benim gelinim eğer oğlumu üzerse filan diye ben de altta kalmayayım diye. Ay şaka yapıyorum ya. Kuzum sen bozulmadın değil mi? Yok, ben alınmadım. Anladım sizin ne demek istediğinizi. Bak, Zeyno anlamış. Akıllı kız o, anlar. Şakadan da anlar, ciddiyetten de. Değil mi kuzum? Şey, benim annem sesleniyor şimdi, kapatmam lazım. Ben seni arayacağım Çağrı. Tamam mı? Resmen tehdit ediyor kadın beni ya. Ne yapacağım ben ya, ne yapacağım? Bu neydi şimdi?
biraz saçma olmadım sence anne? Ay Çağrı, şaka yaptım ya, amma abarttın. Ay kız arkadaşınız da pek kıymetliymiş yani. Hayır, demek benim onunla yarın öbür gün böyle ciddi ciddi bir problem mi olsa sen hemen gidip onu tutacaksın. Yani ben bu söylediğinden onu anlıyorum çünkü. Aşk olsun. Bundan bunu mu çıkarıyorsun gerçekten? Ya ben ıkınıyorum, sıkınıyorum ama hiçbir şekilde bundan bunu çıkaramıyorum. Sen ciddi misin? Yaşarız görürüz ya. Yaşarız görürüz. Sen iyi misin ya? Değilim Çağrı. Ben hiç iyi değilim oğlum. Derya Hanım'la Kenan'ın neden evlendiğini duydum. Boşanacaklarını da duydum. Dolayısıyla ben iyi falan değilim. Anne ben özür dilerim. Bilmiyorum. Çok pardon. Bir an için olsun çok umutlanmıştım biliyor musun? Sen, ben, baban yeniden bir aile olabiliriz diye ama... Ne kadar aptalım ya. Ya ben bunun böyle olacağını bilmiyordum. Yemin ederim bunun böyle olacağını bilseydim asla böyle bir şeye girişmezdim. Yok yok kuzum, lütfen. Senin hiçbir suçun yok. Tamam. Ayrıca ben sana zaten teşekkür ederim. Senin sayende çok güzel birkaç gün yaşadım. Şöyle gülümse birazcık ya. Nasıl? Gülsene birazcık. Ya dur tamam. Sen benim için üzülme tamam mı? Ben kocaman kadın mıyım? Bakarım başımın çaresine. Benim artık burada kalmak için bir sebebim kalmadığına göre evime gideceğim. O yüzden son birkaç akşam yemeğimizin tadını çıkaralım olur mu? Galiba şu zaman senin beni gülümsetmeye çalıştığın zaman kutlamadıklı bir şey. Serseri. Ay. Özledim. Ben de. Keşke şu an yanımda olsan. O zaman kapıyı aç. Ne? Aa, nasıl ya? Ya sen var ya harbiden delisin ha. Konu sen olunca deliyim. Böyle de gelirim işte. Aslında Ali'ye uğramıştım ama dönerken de sana geleyim dedim. Ali mi uğradın? Derya ablaya bir özür borcum vardı. Onu hallettim. Ama hallettik. Aramız iyi. Ya, çok sevindim aranızın düzelmesine. Şimdi aramı düzeltmem gereken bir kişi daha var. Sensin o. söyle bakayım bugün bana okula ne söyleyecektin? Evet, borular mavi, güzel, boyamışsınız. Ama yani duvarla ve borularla bakışacaksan böyle kalırız. Hatta muhtemelen sen yine konuşmayacaksın. Ben delireceğim. En azından bekleyeceksek soğukta beklemeyelim yani senin açından. Çünkü ben istediğimi alana kadar hiçbir yere gitmiyorum. Tamam mı? Daha ne kadar bekleyeceğiz böyle? Sen konuşana kadar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sende eşek inadı var ha. Annem şu an burada olsaydı kesin öyle derdi. Sende yok. Ya Çağrı. Ya Zeyno. Ya ben sana her şeyimi anlatıyorum ya. Anlatmıyor muyum? Mesela annem... Annem ya. Kadın mahvoldu. Yani ben ne yapacağım, ne düşüneceğimi bilmiyorum. Keşke bu işlere hiç girişmeseydik. Annemle babam ne güzel arkadaş gibiydi. Şimdi annem yine ona aşık. Babam zaten kime aşık biliyorsun. Bak mesela böyle içimi döktüm gördün mü? Yani olabiliyormuş, yapılabiliyormuş. Ya sen bana güvenmiyor musun ya? Ya ne alaka? Çok alaka. İnsan sevdiğine, güvendiğine bir şeyler anlatır. Demek ki bu denklemde sen bana güvenmiyorsun.
Ya tamam ya, tamam. Ben size geldiğim gün, Derya teyze ile Kenan Bey hakkındaki gerçeği öğrendiğim gün, Ayla Hanım'la annen kapıda kavga ediyorlardı. Ben de duymamam gereken bir şeyler duymuş olabilirim. Ne gibi şeyler duydun Zeyno? Reklama girecek sunucu gibi konuşuyorsun. Ne? Ne şey, ne? Geldik. Nereye geldik? Geldik. Ne? At adımını at. Abi adımını düzgün atsana abi adımını. Ne oldu getirdim ya? Ya ne olacak Zeyno? Bir kız bir oğlan oldu. Oraya değil, bu tarafa sağa gel. Gel. Görmüyor musun? Ne yapıyorsun Cevcim? Ot şuraya. İyi de sana ne oldu? Bilal abi ne yapıyorsun? Ne oldu bu, ne oldu? Siz bununla sarhoş oldu, ne olacak? Kader ablayla takışmışlar. Evet. Şimdi ağabey babamla gelirken atıştılar bu halde işte. Midem kalktı. İçme dedim o kadar. Allah. Ne kadar bitti. Oğlum bagajınıza götürsenize içeri. Yatırın Allah Allah. Sabahtan beri taşıyorum şuraya, 40 dakikada geldim ya. Bilal abi kalk. Bilal abi kalk. Ay. Ne yapıyorsun Çağrı? Ne yapsan? Vücut mu çalışıyorsun sen? Kader ablaya söyle şimdi, kadına ayıp olmuş. Böyle görmesin bu halde. Tamam şey, annem Derya teyzelerde ya. Ben yatıracağım şimdi. Ne yapıyorsunuz? Versene oğlum montu, versene. Gel tamam Bilal abi, hadi. Oğlum sen gelme, git. Bana niye kızdı şimdi ya? Biraz o sıkıntılı, boş ver seni kızım. Montun vardı mı? Olur mu? Abidir, kızar da döverdi. Geçecek biliyorsun değil mi? Her şey gibi bu da geçecek. Acılarımız ilk günkü gibi kalsa insan nasıl yaşar ki? Affetmek ve unutmak iyi insanların silahıdır. Ben unutmayı seçtim mesela babamı. Sen de umarım affedebilirsin anneni. Umarım. Zeyno, kal lütfen. Fazla uzatmayacağım. Çağır. Ben seni ve babanı kaybetmemek için yolumu kaybettim be oğlum. Gerçekten doğru olan neydi? Neredeydi? Unuttum. Kayboldum. Bir gün tekrar yolumu bulursam senden af dilemeye geleceğim. Umarım beni affedebilirsin bir gün. Sadece o zamana kadar şunu bilmeni istiyorum ki değişmeyecek tek bir şey var. O da seni çok seviyorum. Bir yanım uzak, bir yanım uzak, bir yanım uzakta. Bir deli dalga bacağına, adım uzaksın dokunmaya. Birbirimize söz vermişiz, o sözler uzakta. Teslim ol ayışına, beni bıraktım günahlara.
az yesin de kendine uşak tutsun belki efendi. Ya Zeyno, tüm yol söylendin, tamam ya. Ya ne tamam ya, tamam falan değil, Allah Allah ya. O kadar istiyorsa gelip kendisi alsın, ne alacaksa. Ne diyeyim? Yani ne diyeyim Berke? Babam beni eve almıyor, git eşyalarımı al dedi. Ben de tamam dedim. Ne istiyormuş peki? İşte anneciğinin, Cemreciğinin bir de Hatucu'nun fotoğrafları. İyi tamam, hadi çal zile. Bana bak ama 5 dakika. 4 ya da 4. 4 dakika. 3 yapalım. 3 anlaşması. Çağrı. Selam. Berk'i arıyorsan yok. Yok, Berk'in evde olmadığını biliyorum. Eşyaları varmış, onları alacağım. Olmaz. Baban evde yoktu dersin. Hadi, hadi canım, hadi. Naş, sen de. Hadi sen de. Hadi Naş. Ya Çağrı, hadi gel yürü ya. Ya oğlu da manyak, babası da manyak. Aynı, hadi yürü gidelim. Evdesin. Hadi. Aynen, aynen. Anne! Anne iyi misin? Ben sadece misafirim. Lan ne misafir? Ne yapsın lan kadına? Lan ne arada koymuşsun? Ayıp oluyor ama Çağrı, yakama bırakır mısın? Sakın, sakın, sakın. Telefonu bırakırım hemen. Hadi size şunu, sok hadi. Çağrı, iyiyim. İyiyim, hadi oğlum gidelim. Yeter, hadi gidin. Zeyno, hadi. Usun ya. Hadi, hadi, hadi. Hadi Zeyno. Ne ya? Ya. Civciv. Aa. Annemi alıkoymuş manyak. Tamam. Ne diyorsun oğlum sen ya? Ya mahalleyi talan ettin, yetmedi. Bir de adam mı kaçırıyorsun Kenan Efendi? Hadi ispat et, ispat et. Nesin istersen beni hiç konuşturma bak. Çağrı, ben iyiyim lütfen. Hadi gidelim. Yok yok, hiç kimse bir yere gitmesin. Ben bu herif artık emniyete vereceğim ya. Hayır. Vereceğim. İstemiyorum. Ne hayır, ne hayır? Adam seni alıkoymuş, alı. Oğlum kimse beni alıkoymadı. Ben kendim geldim. Ya tamam, bırakmamış ama bak, eğer korkuyorsan bir şekilde hallederiz, ne olur. Çağrı ne olur, çok iyiyim, hadi gidelim lütfen, hadi. Sen ne yapıyorsun ya, ha? Sen kadını korkutuyor musun gözünle? Ne yapıyorsun? Böyle bir para veririm sana. Zeyno lütfen. Tek istediğim şey buradan gitmek. Hadi. Hadi oğlum hadi. Bence çok makul bir istek yani. Olabilir bence. Seni öldürür. Çağrı. Tamam oğlum, tamam. Tek istediğim şey ailemden uzak dur, tamam. Esas onlar benden uzak dursunlar. Allah Allah. Özellikle bununla babası. Bir de bu, bir de bu zaten. Geçim. Ben bunun hesabını soracağım ama senden. O dozer maliye bir gir, göstereceğim o hayali. Çık çık dışarı. Kapıyı çek, kapa. Tövbe ya. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.